Herkese merhaba, musmutlu günler. Merhabalar. Talia, bir merhaba der misin? Şu an müzik dinliyor. Biz bugün ne yapıyoruz? Normalde ben hayvanat bahçelerini tercih etmiyorum, sevmiyorum. Ama bu 2400 dönümlük mini bir safari. Hayvanlar burada çok serbest bir şekilde geziyor. O yüzden benim bu hoşuma gidiyor. Bugün Taçum'a ayırdık zamanımızı. Taçum, aslanlara gidiyoruz. Aslanlar ne yapıyordu? Yapıyor değil mi? Talya tam bir hayvan hastası ve inanılmaz seviyor. Eve götüremeyiz hayatım onları. Kucağına almaya çalış. Sen ne diyorsun? Son dakika programı oldu. Hepimizi sevdiği bir yer. Talya gerçekten çok eğleniyor. Normalde arabadan inmek, camı açmak yasak. Arabanızla tur yapıyorsunuz. Sonra bir alan var. Orada zürafa besliyorsunuz. Buraycığım, acaba bu yasaklı alanda inip koşsan ne olur? Zebraları kovaladım challenge'ı gelsin mi? Tek zebralar olsa hadi belki bir derece de. Gergedanlar da aynı bölgede. Muhtemelen çok ciddi bir cezası vardır. Öyle bir risk alabileceğimi zannetmiyorum. Şaka yapıyorum. Seni böyle bir riske atma. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi yolculuğumuzu yapalım. Orada görüşmek üzere. Safari'ye giriyoruz. Buranın adı Lion Country arkadaşlar. İnternetten de bakabilirsiniz. Ya da Florida'ya gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. Orada neler var? Balina. Balina yok burada anneciğim. Her su gördüğünde balina zannediyor. Bak kartal. Nasıl yapıyor kartallar? Kalk! Şu hayvanın adı neydi ya? Tapir bu. Deve kuşları bunlar. Deve. Evet. Nasıl bakıyor? Buna bir an koşarak gelse ne yaparsın? Camı kapatırım. Run. Bir tane kaplumbağa var. Burada deve kuşları. Gel de. Kam. Kam değil anneciğim, gel. Ceyda şu anda tavuk çağırır gibi deve kuşu çağırıyor. Gel bili bili de böyle, gel bili bili de. Gel bili 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 bili. Geliyor, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu, korktun mu, elini cama attın? Çocuğum var. Merhaba, nasılsın? Biz de iyiyiz, sizi ziyarete geldik. Talia sizi çok seviyor. Nasıl gidiyor burada hayat? Güzel misiniz? Görüşürüz. Ceyda, camı kapatır mısın lütfen? Görev geliyor, kapatalım. Bu taraftakiler antilop arkadaşlar. Deve. Çok güzeller. Deve. Evet. Deve değil hayatım, antilop. Deve değil anneciğim. Antilop. Söyle bakayım. Açıyor. Açıyor. Antilop. Etrafta bu kadar hayvan varken Talya'nın en çok ilgisini çeken yukarıdaki ışık. Oralara geldik. Bak kavga ediyorlar. Talya bak kavga ediyorlar. Koşuyorlar bak. Bak bak ne yapıyorlar? Yıkanıyorlar. Kaka. Ama doğru söylüyorsun Talya. Bak Talya nasıl bakıyor bak. Bir yandan video çeker, öndeki arabaya vuracağım diye korkuyorum. Talya'cığım nasıl yemek yiyorlar? Ben de seni yiyebilir miyim böyle? Aa, sen beni yedin. Aa, ne yapıyorsun öyle? Hayır anneciğim, o güzel bir şey değil. Yapma hayatım, yapma. Yapma canım. Talya'cığım. Yapma canım benim, yapma. Nereden çıktı bu? Sen kimsin? Taçım. Soyadın ne senin? Talya. Soyadını söylemeyi öğrendi. Talya deyince söylüyor. Ya ne yemek yiyorlar? Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Böyle aşağı inip hepsini böyle sevmek istiyorum, sıkıştırmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ama ne yazık ki yiyemiyoruz. Bu Ankara sığırıymış. Keşke sevebilsem. No. Annesi Talya'nın suyundan içebilir mi? Çok susadım. Hayır, içemezsin. Talya'nın suyundan. İçemezsin. Ya ne demek ya? Aa, hayır, susadım. Olmaz. Ama onu yıkamak zorundayım. Neden yıkamak zorundayız ya? Olmaz. Olmaz. İçilmez. İçilir, niye içilmesin? Doğru bir şey değil. Tamam, onu susadım. Şu anda acil. Her gün içmiyorum tamam, ya. Tamam, burada meyve suyu... Meyve suyuyla mı gideyim susuzluğuma? Ha, gerçekten yaptığın iyi bir şey değil. Ha, ne fark eder ya, Allah Allah. Bak burada inanılmaz hayvan ama ne kadar çok var görüyor musun? Afrika antilopuymuş. Camını 2 dakika açar mısın? Ya yavru var bak, bunlar iyice ufaklar var görüyor musun şunları? Ay çok güzel. Bak
böyle arabayla ilerlerken önümüzden geçiyorlar. Bunların tam yemek saatine denk gelmişiz biz. Bunlar sığır. Ama bunların bir özel herhalde. Afrika bir bölgenin sığırı muhtemelen ama boynuzda inanılmaz büyükmüş ya. Ben şunu merak ediyorum. Mesela bunlar evet vahşi hayvan değil ama birazdan gergedan göreceğiz. Bayağı boynuzları var. Arabaya boynuzunu bir taksa buradan girer yani onun boynuzu. Bayağı adamı sakat bırakır. Hiç acaba bir kaza falan oldu mu burada? Çok merak ediyorum. Birileri kuralları dinlemeyip... Cam açtıysa ve böyle gel bili 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 yaptıysa... gel bili 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 bili. Geliyor bir şey söyleyeceğim. Ben hemen açıp kapatıyorum. Hani belki bazen sevmek istemişlerdir. Belki o anlamda bir ufak tefek kazalar olmuştur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence inmeye çalışan bile olmuştur. Tabii ki olmuş. Yani o yüzden bunu... her böyle bir 2 dakikada bir, 5 dakikada bir zebra gibi boyadıkları arabalar var. Hem onlarla yemek dağıtıyorlar, hem onlarla bakım yapıyorlar ama aralarda da duruyorlar muhtemelen bu tip güvenlik önlemi için. Geçen sefer geldiğimizde bir tane gergedanı ayrı bölüme almışlardı. Hamileydi, doğum yapacaktı ve doğurmuş, adına Ruby koymuşlar. Şimdi muhtemelen göreceğiz onu. Burada gergedanların bölümüne giriyoruz. Hatta bakın şurada bir tanesi yürüyor. Merhaba. Gel. Ne otel ya? Peki. Bebe değil. Geçen sefer Ceyda İstanbul'dayken biz ikimiz geldik. Lama vardı bir tane. Lama dedim, söylemedi bir türlü. Deve dedim. Şimdi gördüğü her hayvana deve diyor. Onunla diyemiyor. Debe diyor. Hep bütün hayvanlara debe diyor şu anda. Dört ayak falan büyük hayvanlar hepsi debe onun için. Burası Serengeti diye geçiyor. Zebralar var. Bayağı normal doğal hayatlarındaki gibi suları var, gölleri var. Talia, onlar ne? Hayır, zebra. Ne yapıyor zebralar? Şimdi orada yemek yiyorlar gölgenin altında. Klasik bir soru. Zebraların üzerindeki çizgiler siyah üzerine beyaz mıdır, beyaz üzerine siyah mıdır? Her yerde sorulan kimsenin bilmediği bir soru. Sen cevabını biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bir yerde görmüştüm. Hatta merak edip baktım ama çok seneler önceydi. Ben çok severim belgesel izlemeyi. Bir cevabı var ama şu anda açıkçası bilmiyorum. Bakmam lazım. Kopya çekip cevap vermek istemiyorum. Kopya versene biraz. Fikrinizi yazın, araştırıp görelim. Bence... Yani sence onun zemini nedir? Bence beyaz. Beyazın, yani normalde beyazın üzerine mi siyah? Evet, beyazın. O zaman tıraş ettiğin zaman hepsi beyaz mı yani? Hayır. Evet. Zebralar tıraş olmaz ki. İstersen dene in. Çünkü tıraş et yani bir tanesi. Biz buna Allah'ın mucizesi diyoruz. Her şey özenle yaratılmış. Bak yanımızda bir tane. Tamam. Ama bu çok zayıf kalmış ya. Niye böyle acaba? Gerçi zayıf değil, göbeği var ama çelimsiz niyeyse. Bak. Belki yaşlıdır. Yaşlı gibi duruyor, evet. Şurada zebralar ve gergedanlar beraber yemek yiyor bu arada. Devam ediyoruz. Etmiyoruz. Neden? Çünkü ben şu anda Beyza'ya sordum, cevabını bulmaya çalışıyorum. Söylemeyeceğim cevabını. Videonun sonunda söyle. Olur. Videonun sonunda cevabını bekliyorum. Hep böyle kendini öne çıkarmak için taktikler yapıyor arkadaşlar. O yüzden. Ruby burada. Annesiyle geziyor şu anda. 6 Ağustos. Aslan Burcu. Benim gibi. Burası doğum alanı gergedanların. Burada hamileydi annesi biz daha en son geldiğimizde. Çok güzel hakikaten ya. Bu arada bir şeyler yiyor. Ceyda bir şey söyleyeceğim. Şurayı bir belgesel tadında bize bir anlatabilir misin lütfen? Afrika'nın kızgın topraklarında zebralar güneşleniyordu. Karşıdan gelen tehlikeyi fark etmemişlerdi. İki aslan sessizce gergedan... Aa, çifte at ya bak orada. Aslan falan dedin, hayvanların dengesini bozdun. Çifte attılar birbirlerine, bilmiyorum gözüktü mü videoda ama. Aslında şey diyecektim. Zebralar sakin ve sessizce otururken birden Burak'ı gördüler. Aman Allah'ım, kaçmam gerekiyor galiba diyeceklerdi. Bu hikaye daha iyi olmuş olabilir. Böyle birbirimizi gömmeye devam edeceksek ben bayağı başlarım. Ben çok böyle düzgün başladığımız YouTube macerasından bu tip böyle karı koca challenge'ına gidiyorsak ona göre haberim olsun. Aa, bence güzel fikir. Sizce arada karı koca challenge yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hiç güzel bir fikir değil. Eğer fikirleriniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Hayır derseniz çok sevinirim. Evet, aslanlara geldik. Bunlar dişi aslanlar. Burada da sol tarafta da erkekler var. Böyle çok büyük bir alan burası. Aslanlar tabii ki kapalı. Eskiden açık. Bu park 1967 yılında açılmış. O dönem aslanlar serbest dolaşıyorlarmış. Bir şey söylemiyor, bakmadım ama benim tahminim kesin bir olay yaşandı. Ya lastik yediler ya bir şey oldu.
ki böyle kapattılar. Bir tek aslanlar kapalı burada. Geri kalan bütün hayvanlar açık. Talih bu arada benim ağaçlarıma bayılıyor. Taşlarımı topladığım zaman sürekli açmamı istiyor. Bir de biz şu anda Talih'i arabada böyle oturtturduk ama burası trafiğe kapalı olduğu için ve çok yavaş ilerlediğimiz için ve hayvanları daha rahat görebilmesi için oturtturduk. Biz yorumlara yazmadan biz söyleyelim. Evet. Yani riskli bir şey yapmayız bu konuda. Şimdi bir dakika, burada da aslanlar var, size göstereceğim. Şempanzelerin bölümüne geldik. Her birinin ayrı evi var. Hem güneşlenebilecekleri bir yer, hem üst kat. Yani dubleks ev yapmışlar. Şempanzeler önünde su manzaralı. Acaba kaça satıyorlar, bir sorsak mı? Bizim evden güzel. En azından su var hakikaten. Su kenarında dubleks evleri var şempanzelerin. Bip bip bip. Kullanır mısın arabayı? Lütfen kullanır mısın arabayı? Talihcan, nasıl bip bip yapıyorduk? Evet. Pardon. Adam ona çalıyorum zannetti. Kesin adam demiştir ki Hanzo'ya bak bana arkadan Safari'de bana korna çalıyor demiştir. Yapma kızım, yapma hayatım, yapma. Zürafaların bölümüne geldik. Birazdan arabadan ineceğiz. Onları beslemeye gideceğiz. Bak şimdi önümüzden geçiyor. Bay bay yap onlara. Bir bye. Bay. Şurada bir aile var. Evet. Ben, Talya ve sen. Dur. Aile olmayabilir Ceyda. Şimdi yemek paylaşıyorlar sanki. Tamam. Ha, bize bakıyor. Bu kadar yakına gelebilmek gerçekten çok iyi. Yani çocuklar için hakikaten burası çok enteresan bir yer ya. Şimdi zürafamları beslemeye içeri gidiyoruz arkadaşlar. Kardeşim bu gözlükler nedir? Seviyor musun gözlüklerini? Sen de çalmak ister misin? Böyle yap. Vur onu Talya. Kısaları ve yılanları beslemeyin eğer görürseniz diyor. Çünkü ne olursa olsun burası bir doğal park. Florida, kısalar ve yılanlarıyla meşhur yer. Ne gördünüz burada? Ne gördün, babana söyler misin? Kaplumba. Kapun mu var? Kaplumbağa. Kaplumbağa sana merhaba dedi. Var. Bebek aslan. Baba aslan. Evet, Zeral arabayla önünden geçtiğimiz bölüme yürüyerek geldik. Burada zürafaları besleyecek. Sen de yemek verecek misin? Evet. Marul alıyorsunuz. O marulu zürafalara veriyorlar. Saniye bak. Sakın kamerayı alayım deme. Marul geliyor sana birazdan. Nasıl bekliyor? Gel, ver bakalım. Gel gel. Merhaba. Yemek yemek ister misin? Dokunmak ve sevmek yasakmış. Sadece yemek verebiliyoruz. Aa, düştü. Salih bırakma, elinden ver ama ağzının suları akıyor. Kendi de yiyecek marulları şimdi. Salih nasıl dili? Nasıl dili? Dili nasıl çıkarıyor? Bir, bir tane daha verelim mi? Ben mi vereyim? Evet. Evet. Ah, sana nasıl sevmek istiyorum seni ama dokunmak yasakmış. Nasıl eğlendi, nasıl mutlu. Nasıl eğlendi? Anne mi versin? Evet. Tamam, ben vereyim. Bitti. Bay bay, bay bay detaylı. Bay bay. Bir de böyle öpücük ver. Hadi eve gidelim. Hadi artık eve gidiyoruz. Koş. Ya anneye koşup sarılmak yok mu acaba? Gel biz gidelim. Gel gidelim. Koş. Aa, bana bay bay mı diyorsun? Bay. Aa. Hala anlayamadın kimin evde bu konuya egemen olduğunu. Hala anlayamadın. Görüyorsunuz değil mi? Doğur, büyüt, uykusuz geceler geçir. Sonra babanın elini ya tutsun, bay anne desin. Hayır, ah biz anneler neler çekiyoruz bu babalarda. Ne yaptılar? After feed. Niye bu erkek çocukları böyle? Hepsi canavar gibi. Bak ne kadar kibar bir kızım var benim. Mama verelim mi? Sen de vermek ister misin? Talya gel, içeride sevelim mi onları? Ya çekme kuyruğunu. Çekme, sakın kuyruğunu. Sakın. Hayır hayır, kuyruklarını çekme. Gel, burada besleme elleri var. Seni buradan besleyeyim. Nam 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 nam. Al nam 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 nam. Bak kim geldi? Ben yanına geldi. Besleyeceğim zannetti Talya.
kucağına almaya çalış. Eve götüremeyiz. Babaya söyle. Eve götüremeyiz hayatım onları. Onlar buradan buranın çünkü. Şey. Yandık Ceyda. Siz ikiniz herhalde evi Ali büyüdüğü zaman Talya'yı gazlayacaksın. Ben ona hayır diyemeyeceğim ve evi ufak bir hayvanat bahçesine çevireceksiniz herhalde. Talya'yı bunun için yetiştiriyorum. Gerçekten sürekli ben de eve bir şeyler almak istiyorum, hayvan almak istiyorum, sahiplenmek istiyorum. Zebraları okudum. Ben pek tatmin olmadım çünkü farklı görüşler var. Ama en çok ortak noktada buluşulan aslında zebraların siyah olup çizgilerinin beyaz olması. Çünkü belirli pigmentler beyazda yok oluyormuş. Dolayısıyla siyah olup beyaz çizgilerinin sonradan geliştiğini yazıyorlar. Yani zebralar siyah, çizgileri de beyaz. Esniyor musun? Çekiyor musun? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Esnedim çünkü çok yoruldum. Birincisi çok sıcak. İkincisi tabii talyeli olunca ekstra zorlaşıyor dolaşmak. Çünkü her şeyi görmek istiyor, koşuyor, ediyor. Ama bence keyifli bir video oldu. Umarım bu videoda çok mutlu olmuşsunuzdur. İzlerken de keyif almışsınızdır. Yani alacaksınız inşallah diyorum. Bugün bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir de abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Ayrıca bütün yorumlarınızı da tek tek okuyorum. O yüzden yorumlarınızı da unutmayın diyorum ve kocaman öpücükler yolluyorum size. Haftaya görüşürüz.